Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi sahip problemini bitirdik. Önemli bir yerdeyiz. Kendin kur, kendin çöz problemlerini. Bazı tarzı olmayan soruları da buraya koydum, açık konuşayım. Sorunun belli bir tarzı yok mesela, onu da buraya koydum. Veya işte sorudan çok az çıkıyor testlerde falan, onu da buraya koydum. Burada biraz daha böyle karmaşık gideceğiz. Belli bir kalıba bağlı kalmayacağız yani, bilginiz olsun. Başlayalım mesela, ilk soru neymiş? 30 tavuğun bulunduğu bir kümeste belli bir günde tavukların bazıları 1 yumurta, bazıları 2 yumurta, bazıları ise 3 yumurta yumurtlamıştır. 2 yumurta yumurtlayan tavuk sayısı 3 yumurta yumurtlayan tavuk sayısı 2 katı olduğuna göre. Bak, bu klasik bir denklem ama işte bu kendi bu şey yani kalıp bir denklem türü değil. Şimdi bak, 1 yumurta yumurtlayan tavuk var. 2 yumurta yumurtlayan var. 3 yumurta yumurtlayan. Toplam 30 tavuk var. Ona dikkat et. Tavuk sayısı 30. Ve demiş ki 1 yumurta yumurtlayan tavuk sayısı, yok pardon, 2 yumurta yumurtlayan tavuk sayısı 3 yumurta yumurtlayan tavuk sayısının 2 katıymış. O zaman 3 yumurta yumurtlayan tavuk sayısı x ise bu kaç x olur? 2x olur. Burada devreye siz giriyorsunuz. Devreye giriyorsunuz. Toplam kaç tavuk vardı? 30. Bu 2x, bu x ise bu ikisinin toplamı 3x yapar. O zaman 1 yumurta yumurtlayan tavuk sayısı ne yapar? 30 eksi 3x yapar. Önce burayı anladık mı? Bir daha anlatıyorum. Burası 2x, burası x'i toplamı 3x yapar. Toplamı da 30 tane tavuk olduğu için 30 eksi 3x de sol taraf yapar. Anlaştık mı? Tamam. Toplam yumurtlanan yumurta sayısı kaçmış? 54. Şimdi bu 54'ü nasıl bulacağız? Bunları tek tek çarpacağız arkadaşlar. 1 ile buraya çarpacağız. 1 çarpı, evet yazayım şuraya, 30 eksi 3x. Toplam yumurta sayısını böyle bulursunuz. Artı 2 çarpı 2x artı 3 çarpı x kaça eşit? 54'e eşit deyip denklemi çözeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tabii kendin kur, kendin çöz. Yani bu yorumu biz yapacağız. Şimdi sol taraf 30 eksi 3x dursun, karışmıyorum. Artı ne oluyor? 4x oluyor. Artı 3x oluyor. Karşıda kaç var? 54 var. Toparlarsam 30, şurası gider, bak şu x'i gider. Artı 4x olur. Eşittir 54 çıkar. 30 karşıya eksi geçer. Şöyle. 4x eşittir 24 olur. 4'e bölersem x kaç çıkar? 6. X'i bulduk. Ne sormuş diye bakalım. Buna göre 1 yumurta yumurtlayan tavuk sayısı kaç diye sormuş. Bak, sorduğu şey şu. Şuradaki tavuk sayısını sormuş. Bunu da getirip yerine yazalım. Yani 30 eksi 3 çarpı 6 yapacaksınız. 18 yapar. Cevap da kaç yapmış o zaman? Ne alakası var ya? 12 yapmış olur. Demek ki 1 yumurta yumurtlayan tavuk sayısı kaçmış? 12'ymiş diyoruz. İşte bu tarz soruları çözeceğiz. Burada 4 tane daha sorumuz var. Başlayalım. Bir sitede 1 banyolu, 2 banyolu ve 3 banyolu olmak üzere 3 tür daire bulunuyor. Az önceki soruya benziyor aslında. 1 banyolu daire sayısı 2 banyolu daire sayısına eşitmiş. Bak, bu da çok böyle testlerde falan görürsünüz. 1, 2 banyo, 3 banyo. 1 banyolu daire sayısı 3 banyolu, 2 neye eşitmiş demişti? 1 banyolu daire sayısı 2'ye eşit. O zaman şu x de, bu da x mi? İşte bu x'in toplamı toplamda 2x olduğu için daire sayısı ve toplam burada kaç daire var diye bakıyorum. 70 daire varmış. O zaman şu 3 banyolu daire sayısına ben yeni bir bilinmeyen vermemek için 70-2x deme hakkım doğuyor. Buraya anladınız mı? Tekrarlıyorum. X o toplamı 2x yapar. Toplam 70 daire olduğu için 70'ten de 2x ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Toplam 165 tane de banyo varmış. O zaman yapacağım işlem şu. Yine bunları çarparak toplamamız lazım. Yoksa yanlış çıkar. Çarpıyorum. 1x artı bu toplam banyo sayısını verir. Arkadaşlar bak, şunlar daire sayısı. Karıştırmayın. 2x artı 3 çarpı. Evet, ne oluyor? 70-2x oluyor. Ve karşıya ne yazıyoruz? 165 yazıyoruz. Şimdi sol taraf x, 3x mi geliyor? Şurası 3x. 3'ü dağıtayım. Şu 3'ü de dağıtarak konuşalım. Ne oldu? Artı 210 eksi 6x oluyor. Karşıda 165 var. Sol taraf 210 oluyor. Eksi 3x geliyor. Karşıda yine 165 var. Bunu bu tarafa atar isek eğer, yani 210'dan evet 165 çıkartıyoruz. Karşı 3x oluyor. Yani 45 eşittir 3x oluyor. X eşittir 15 oluyor. Denklemi çözünüyorlar. Çok size bakamadım ama kusura bakmayın. X'i bulduk mu şimdi? X 15 çıktı. Soru ne? 3 banyolu daire sayısı kaçtır? Sorduğu şey şu. Yani neyi soruyor? 70 eksi 2x soruyor. X'i kaç buldunuz? 15 buldunuz. 70 eksi 2 çarpı 15 yapacağız. 2 çarpı 15 30 yapar. Cevap da kaç olmuş olur? 40 gelmiş olur. Cevap nedir yani? E şıkkıdır diyoruz. Anlaşıldı mı? Güzel sorular çözüyoruz. Dikkatli. İyi dinleyin. Devam. Bak, şekilde böyle. Bu sınav, bu kitapta biraz TYT'ye ufak tefek hani atıflarda bulundum ama KPSS, TYT'de ortak çan konular, ALES-DGS'de onlar da var. Yani bu kitaptan TYT öğrencisi de kendine düşen payı alır. KPSS öğrencisi de bizde çıkarsa nasıl çıkar bu sorular diye yorumlatır. O yüzden her sınava uygun bir kitap yazdığımızı düşünüyoruz. Şehirler arası sefer yapan bir otobüste her bir sırada teknik koltuk ve ikili koltuk olmak üzere toplam 48 tane koltuk var. Bak, şimdi bu cümle sana bir şey anlatıyor. Şimdi buna toplam 48 koltuk varsa
3'er sıra bakıyorum. 1, 2, 3, 3'erli. O zaman 48'i getirip 3'e bölerseniz toplamda burada 16 tane sıra olmuş olur. Önce buraya aldık mı? Tekrar edelim. Toplam 48 tane koltuk varsa 48'i getirip 3'e bölerseniz toplam 16 sıra olur. Doğru mu? Tamam. Bu otobüsteki iyi bakın. İkili koltuklardan 7 tanesinin birer koltuk dolu ve diğerlerinde ise her iki koltuk doludur. Bak 7 tanesinde toplam 16 sıra yok mu? 7'sinde birer tane koltuk dolu. Bak 7'sinde. O zaman 7 çarpı 1 oturanların sayısını buldur bana. Artı geriye kalan 9 tanesinde 9 nereden çıktı hocam? 9 nereden buldunuz? Toplam kaç sıra var? 16 sıra var. 7 tanesinde ikili koltukların doğru mu? 7 sırada birer kişi var. Geriye 9 sıra kalır. Burası da tam doluymuş. 9 çarpı 2'den toplamda burası 25 yapar. Yani demek ki bu otobüste şurada, bak şu kısımda oturan toplamda evet 25 kişi var. Burayı anladık mı? 16 sıra var. 7'sinde birer kişi var. Geriye kalan 9'unda ikişer kişi var. Tamam. Otobüste toplam dolu koltuk sayısı 36'ymış. 25 tane kişi varsa 25 koltuk dolu mu? Eğer 36'dan da ben getirip o zaman toplam dolu koltuk sayısı 36'ymış ya. 25'i çıkarırsam geriye kaç kalıyor? 11. İşte bu 11 de şu tekli koltuklardaki oturanların sayısı. Burada da toplamda o zaman geriye kalan 11 kişi burada oturmak zorunda. Başka yer yok. 11 kişi burada oturuyorsa 11 kişinin burada oturuyor olması demek bu kısımda 11 koltuk dolu demektir. Birerli ya koltuklar. 11 kişi varsa 11 koltuk dolu demektir. Soru neydi? Dolu tekli koltuk sayısı kaçtır diye sormuştum. Her şeyi bulmuştum zaten. Ne sorduğun önemli değil. Cevap denizde oldu. Ben soruyu size anlattım. Bu derslerde sadece soru çözmüyorum. Yani soru çözüm geçmiyorum. Ben hiçbir şeyde ismini öyle yapmadım. Kitabın diğer çözümlerinde de öyle yapmadım yani. Amacımız soruyu anlatmak. Bir yolu varsa, iki yolu var, nasıl yapılır falan. Ben soruyu her şeyi buldum. Ne sorduğu önemli değil. Tamam, bilginiz olsun. Devam. Bir emlakçının internet sitesinde bulunan 10 satılık ve belli sayıda kiralık ev ilanlarından bir hafta içerisinde her bir satılık daire için 4 başvuru, her bir kiralık daire için 10 başvuru yapılmış. Bu başvuruların 6 tanesini aynı kişi yaparken diğer tüm başvuruları yapan kişiler birer başvuru yapmıştır. Bak 6 başvuruyu aynı kişi yapmış. Onu bir başvuru kabul edeceğiz. Bir kişi kabul edeceğiz. Diğer geri kalan toplam kaç başvuru bakalım. Tamam, bakacağız. Bu daireler için bu hafta içerisinde toplam 65 başvuru yapıldığına göre emlakçı internet sitesinde yer alan kiralık ev ilanlarının sayısı kaçtır? Şimdi bak. Satılık ne kadardı? Satılık 10 tane. Şimdi 10 tane satılık var. Yazamadım ki. 10 tane satılık daire var. X tane de kiralık daire olsun. Önce buraya aldık mı? 10 satılık, X de kiralık daire var. Demiş ki bak, çok dikkat edin. Satılık daire, her bir satılık daire için 4 başvuru mu yapmıştık biz? Normalde o zaman 4 çarpı 10 kadar başvuru yapılır. 40 başvuru. Her bir kiralık daire için de değil mi? Kaç yapılmıştı? 10 başvuru. Artı kiralık için 10 başvuru, 10 çarpı X kadar başvuru yapılır. Yalnız diyor ki, bu başvuruların, toplam bu başvurun 6 tanesini aynı kişi yapmış. O zaman 6 tane başvuruyu bir kişi yapmışsa aslında o adam 5 başvuruda ortak olarak başvurmuş. Dedim, anladınız mı? Burayı biraz anlatmam lazım. Şimdi toplam başvuru sayısı bu mu şimdi? Evet de. O adam 6 başvuruyu aynı kişi mi yapmıştı? Değil mi? Toplam 6 başvuru yapmıştı o adam. Doğru mu? Biz o adam bir başvuru yapmış gibi kabul etmemiz lazım. O zaman adamın yaptığı 6 başvurunun 5'ini çıkarmanız gerekiyor. Yani eksi 5 yaparsanız eğer... Karşıya 65 eşitlersin. Veya şu olabilir. Eksi 6 artı 1 o da doğru. Bir daha atıyorum bak. Soru denklemi kolay, anlaması zor. Bir adam toplamda 6 başvuru yapmış ya. Doğru mu? Aynı adam 6 başvuru. O zaman o adamın biz 5 başvurusunu çıkarmamız lazım. Bir başvurunu alırız totalde. Dedim, anladın mı? Bu noktaya dikkat edin bakın. Kiralık ev ilan sayısı kaçtı? Şimdi şu ilan sayısı sormuş. Adam ortak başvuruları da olabilir burada. O yüzden bu 6 başvuru yapan adamın 5 başvurusu aynı kişi tarafından yapıldığı için o 5'i çıkarmamız lazım. Çözelim. 40 yapıyor. 35, 10x artı, bu 40 yapar. Eksi 5'ten 35 yapar. Karşıda 65 var. 35 karşıya eksi geçer. 10x eşittir 30 olur eksi geçerse. X de buradan kaç olmuş olur? 3 gelmiş olur. Soru neydi bu arada? İnternet sitesinde yer alan kiralık ev ilanlarının sayısı kaçtır demişti. Yani X soruyor. X'i de bulduk. Cevap da kaç olmuş oldu? 3 gelmiş oldu. Bence güzel soru. Kalabalığın sorusu değil. Denklemi çok zor değil ama denklem anlaması biraz sizi yormuş olabilir. Bilginiz olsun. Devam. Dördüncü sorudayız. Matematik, Türkçe ve tarih branşında ders videoların bulunduğu bir internet sitesinde her bir matematik videosu 50 dakika. Bunu bir yazalım. Matematik
kaç dakikaymış? 50 dakika. Tamam. Her bir Türkçe 40 dakika. Türkçe yazalım. 40 dakikaymış. Tamam. Ve her bir tarih videosu 30 dakikaymış. Tarih. Bunu da yazalım. Bu da 30 dakikaymış. Tamam. Bu siteden sırasıyla bir matematik, bir Türkçe ve bir tarih videosu izleyen Mehmet video arasında 15'er dakika mola vermiştir. Çok güzel. Hemen yapalım o işlemi. Bak bir matematik izlemiş. Mantıklı. Bir matematik izleyelim 50 dakika sürer. Sonra 15 dakika mola verdik. Şu 15 mola süren. Sonra ne izlemişti? Bir Türkçe izleyelim 40 dakika sürer. Sonra 15 dakika mola verdim. Sonra bir tane tarih izledim 30 dakika sürer. Doğru mu? Tamam. Buna göre Mehmet video izlemeye başladığında saat 14 olduğuna göre tarih videosunun bitirdiğinde saat kaçtır diye soru sormuş. Bakın şu matematik videosu çok basit bir soru. X-Mix yok soruda yani. Kalıbının soru ama okumazsa olmaz işte. Kalıbının sorusu değil. Şimdi bakın bu matematiğe başladı. Doğru mudur? Sonra Türkçe, sonra tarih videosu izlemeye başlıyor. Doğru mu? 50, bak şuraya kadar adamı izletmeniz lazım. Ne demiş çünkü? Bak tarih videosunu bitirdiğinde diyor. Pardon onu da bitirelim şuraya. Buranın toplamını bulup o saat 14'e ilave edeceğiz. Yani başka bir şey yok. 50, 90, 120, 10, 30 yapar. 150. Burası 150 dakika yapıyor. Peki 150 dakika 60'a bölersem ne yapar? 2 saat. 2 saat. 150, 2 saat. 30 dakika. Yani 2,5 saat yapar. Yani ben saat 14'e 2 saat 30 dakika ilave edeceğim. Yani saat 14'müş. 2.30'u ilave edersem o zaman saat kaçı? 16.30 olmuş. Yani bu adam tarih videosunu izlemeyi bitirdiği zaman saat 16.30'muş diyorum. Cevap nerede var yani? C şıkkında anlatayım. Ne bu? GSD sorusu. Ne GSD? Kalıbının sorusu değil mesela. Ama kalıbının sorusu duruyor ama değil. O yüzden bunları iyi okuyup analiz etmek lazım. Ya. Tamam. Bak bu bölümde isterseniz tekrarlıyorum. Birazcık zorlanıyorsanız pekişme testini de izleyin. Bir bakış açısı daha kazanın. Çözümünü izleyin. Ondan sonra iki bölüm beraber çözün. Yani hem konu anlatım bölümü hem pekişme testini çözersiniz. Anlaşıldı mı? Bu bölümlere dikkat. Bir bölümümüz kaldı zaten. Onu da bitireceğiz. Evet ne diyorum her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Kitapların fotokopi almayın. Bir sürü emek veriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.